Vatandaşlara tasarrufu yönlendirmek için başlatılan devlet destekli uygulamalara yenileri ekleniyor. Çeyiz ve konut hesaplarının ardından araç, eğitim, çocuk, sağlık ve eğitim için tasarruf yapanlar da desteklenecek. Araba, tatil, eğitim, çocuk, sağlık alanlarında tasarruf yapanlara devlet destek verecek. Devlet destekli yeni hesap uygulamaları yolda. Araba, tatil, eğitim, dayanıklı tüketim, çocuk, sağlık gibi planladıkları harcamaları için para biriktiren vatandaşlara devlet destek vermeye hazırlanıyor. 2020 yılı programına giren düzenleme için yetkililer konut ve çeyiz hesabındaki modelleri inceliyor. Devlet katkılı konut hesabında en az 36 ay birikim yapılması şartı bulunuyor. Devlet katkısı ise aşamalı olarak yükseliyor ve %25'e kadar çıkıyor. Abi. Benzer şekilde çeyiz hesabında da 24 yaşını doldurmamış gençlerin adına açılacak hesaplarda en az 3 yıl birikim yapılması hedefleniyor. Yeni oluşturulacak hesaplarda daha basit harcama kalemlerinin dikkate alınması bekleniyor. Kişilerin günlük hayatlarında tasarrufu artıracak bu düzenlemenin yanı sıra mesleki bireysel emeklilik uygulamaları da devreye girecek. Ayrıca yeni dönemde öğretmen bes, polis bes, hemşire bes gibi alt bireysel emeklilik uygulamaları hayata geçirilecek. Bes sistemi gözden geçirilirken gelir düzeyi düşük kişilerin daha çok desteklenmesinin de hedefleneceği vurgulanıyor.